Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Var olun. Çok sağ olun. Bir de plaketlerimiz var efendim. Onları da İstanbul Başkanımız Faik Yılmaz Bey takdim edecek. Ömer Bey. Ayşegül. Bunları verelim. Evet. Sizin oyuncular da sonra bir hep beraber. Tabii, hep beraber tabii fotoğraf çektireceğiz. Ben genel başkanımın müsaadesiyle onu kaldırarak size şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Mikrofonu kaldır. Çok havalıymış ama ya. Çok. Artık dükkanın güzel bir yeri var. Hiç merak etme. Valla dükkanda yürür bu, biz bunu eve götürelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Şöyle. Başkanım buraya. Başkanım. Buradayız efendim. Kadir Bey, duygularınızı alalım. Efendim az önce de söylediğim gibi yani esnaf örgütlenmesi çok önemli bir örgütlenme. Bir de kökü, tarihi, geleneği olan hem yani ülke ekonomisinin yanında bir de etik değerleri olan, bu ülkeye dair değerleri olan bir örgütlenme. Bu örgütlenme eğer bizi buna layık gördüyse biz bundan onur duyarız, şeref duyarız. Demek ki bu değerler sistemin içinde biz de hatıra geldik. Var olun, sağ olun. Allah yollarınızı açık etsin efendim. Hayırlı kazançlar versin. Amin. Esnafımız amin. Var olsun amin. Her zaman. Sağ olun. Bizler bu özellikle bu mesleklerimizin esnaflık mesleğinin yaşaması için zaten içinde olduğumuz bu kültürü otomatik olarak hani yazıyoruz, çiziyoruz ve şey yapıyoruz, canlandırıyoruz. Elimizden geldiğince bu kültürü yaşatmaya gayret edeceğiz. Tabii ki bunun kökleri ahilik sistemine dayanıyor. Yani ustalık, çıraklık ilişkileri, biz bütün bunları Sayın Başkanım zaten dizimizde işlemeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra daha büyük bir şeyle işleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güç verdiniz, moral verdiniz efendim. Var olun. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Başkan. Buyurun efendim. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Tabii layıkı veçile bu dizinin çekilmesi, yapılması, burada rol alan arkadaşlarımızla birlikte, senaryosunu yazan arkadaşlarımız, Türk esnaf sanatkar geleneğine uygun ahilik kültür ve geleneği 8 yıllık bir tarih. Dolayısıyla bunu bugün yine aynı canlılık ve aynı heyecanla günümüze taşıyıp günümüze sevdirmek bizim için en büyük onur. Sağ olun. Biz sizi kutluyoruz. Sağ olun efendim. Başarınızın daim olmasını diliyoruz. Sizin bu yapmış olduğunuz Türk esnaf programı asker içinde önemli bir katkı. Çünkü değişen ve gelişen ülkemizde esnaf ve zanaatkarlık artık rekabet koşulları içerisinde neredeyse yok olduğu ilginç tutan, hakikaten bizden sonraki nesillerde acaba nerede olabilecekler diye aranan ama yerine koyulamayan bir meslek dalı. Ben size kutluyorum. Tekrar teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hayırlı. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başarılı olmasını diliyorum. Sayın Başkanım. Ahilik kültüründe pabucun dama atılması diye bir şey vardır evet. Biliyorsunuz. Yani bir yanlış yapan, bir hatalı davranışta bulunan bir elemanın pabucu dama atılırdı. İnşallah biz öyle bir yanlış yapmayız. Bizim pabucumuzu lütfen dama atmayınız. O zaman Sayın Genel Başkanım bir koltuğa alıp bir tabii ki gerçek onu tıraş yapacağım ama oyuncularımı bir de bendevi falan dökene tıraş yaptıracak Hasan Bey. Zaten iyi o konuda. Sağ olsunlar bize. Kısmet bir hemşeker var olun. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım hiç böyle bir tasarruf olmadı değil mi? Vallahi sağlam ederiz. Sayın Başkanım. Evet. Kadir'in yapacağı tıraştan ne çıkar ben bilmiyorum. Yani, siz karar vereceksiniz. Onun için ustaya bırakalım Sayın Başkanım ben. Biz daha kalfa sayılırım. Eyvallah. Ben şimdi berber çocuğuyum. Kadir de sonra memur çocuğu. Memur çocuğu. Berber'den sonra da en arttı. Artık siz hangimizi tercih ederseniz ya da
karşılıklı. Karşılıklı. Ama benim yaptığım taraf daha güzel olacak. Sizin işinize birbirinizden ayırdığınız zaman değer getirmez olur. O zaman genel başkanım, o zaman genel başkanım, benim de bir teklifim var. O zaman kim daha başarılıysa biz de o da olarak kendilerine bu işin diplomasını verelim. Öyle öyle. Zaten var orada. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle o zaman bir şey yapalım. Sayın başkanım, isterseniz saçlarınızın son haliyle bir fotoğraf mı alsın arkadaşlar? Bakın. Ah be neyin onlar da. Pardon. Peki abi. Hadi abi. Böyle tıraş nerede oluyoruz? Şimdi sayın başkanım şöyle bir şey olabilir. Bak onu biz şey yapalım, uyaralım. Kafanın yarısı başka, yarısı başka olabilir. Olsun biraz bu da değişik bir maaş. Bu zamanın... Çalışıyorlar başkanım. Oğlum hakikaten vallahi, şey yapma. Süper, yok. Üpten dipten kesme. Hayır. Gerçekten çok güzel. Ya en azından tarayalım senin başkanım. Tabii. En azından. Şahane oldu. Vay vay vay. Tabii, tabii. Neticede... Abi şeyimiz neredeyiz? Sizin dükkanında pudra nerede abi? Abi pudra pudra işe basak bir şey. O zaman çok... Ha. Abi fazla şirketler gelip... Fazla yükselmeyelim. Şimdi değil en azından. Bir dahaki gelişim. Yani belki tedarik gelmemiştir sayın başkanım. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Tamam hadi abi. Tedarikli değildir belki sayın başkanım. Tedarikli misin? O zaman sayın başkanım. O zaman bu mahallede adet 100 kağıttan aşağı baş verir mi? Bir dakika çözelim mi ondan sonra başlayalım? Valla bir dur çözmeyelim fotoğrafı. Fotoğrafları da alalım ne olursunuz be. Şimdi tekrar bir daha yapacağız aynı bir tane seni. Tamam. Başkanım tekrar. Başkanım tekrar. Damat uzatıp çekelim. Başkanım tekrar. Şöyle be. Yüzünüze artık öyle, bizim derden bundan sonra bizim 20'lik tıraş olduğumuz. Kadir, Nuriş da şimdi yaratık sensin. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Efendim bir de buraya bakarsın. Aslında dışarıda daha güzel olur. Yok daha yok, dükkanın içerisinde. Yok yok. Mekan. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun.